Şu anda elektromanyetik radyasyon deneyi yapıyoruz. Önde görülen şu beyaz cihaz. Açalım bunu. Açtık. İnsanlar için zararlı sınır değeri açtığında ışık ve sesle alarm verir. Diğer şu küçük siyah cihaz ise herhangi bir radyasyon algıladığında yanıp sönerek sinyal verir. Beyaz cihazın sınır değeri uluslararası standart olan yarım miliwatt santimetre kare olduğunda radyasyon miktarı, insanın üzerine gelen radyasyon miktarını, o zaman alarm vermeye başlar. Şu anda apartmanın bahçesindeyiz. Ana caddeye çıkmadık. Burada görüldüğü gibi ne öndeki büyük cihazlar ne bunlar. Şurada sinyal var. Şimdi hareket edelim. Ana caddeye çıkalım. Baz istasyonlarının yoğun olduğu ana caddeye çıktığımızda cihazların nasıl alarm verdiğini hep beraber göreceğiz. Burada çıktık. Gördüğünüz gibi ana caddeye çıkar çıkmaz cihazımız alarm vermeye başladı. Çünkü yaklaşık 100 metre ilerimizde baz istasyonları var. Burada gördüğünüz küçük cihaz da aynı şekilde algılıyor. Oldukça yüksek bir miktar algılıyoruz şu anda. Baz istasyonları hemen 20 metre önümüzde duruyorlar. Herhalde santimetre kareye, insan vücuduna santimetre kareye düşen miktar 4-5 wattın üzerinde. Cihazımızı tekrar koyalım buraya. Evet, biraz kesilir gibi oldu. Ama halen ana caddedeyiz ve ana caddeler boyunca çok yoğun radyasyon vardır. Baz istasyonları çünkü bu caddelere yönlendirilmiştir. Cep telefonları rahat kullanılsın diye. Görüldüğü gibi hiç ama hiç susmuyor. Çok yüksek bir dozaj var şu anda burada. Boyunca oldukça fazla elektromanyetik radyasyon yiyoruz. Bu elektromanyetik radyasyonlar nükleer radyasyon gibi değildir. Yani insan hücrelerinin DNA'sını bozmaz. İyonlaştırıcı olmayan radyasyon türüdür. Fakat uzun süre ve belli miktarların üzerinde alındığında kanser yapma etkisi vardır. Diğer nükleer radyasyonda biliyorsunuz belli bir miktar dozajı açtığınızda hücrelerinin DNA'sını bozar ve kesin kes kansere sebep olur. Bunlar nükleer radyasyon kadar tehlikeli değildir ama yine de fazlası zararlı. Bakın şimdi burada sıfıra indi. Sıfıra indi derken tabii ki radyasyon var ama çok az miktarda, cep telefonlarını çalıştırabilecek kadar var. Aşırı derece değil. Aşırı olduğu zaman gördüğünüz gibi cihazımız bas bas bağırıyor. Sonuna kadar gelmiş vaziyette, ledlerin sonunda yanıyor. Şimdi hemen önümüzde cadde basan sahil yolu var. Burada baz istasyonları oldukça yoğundur. Oraya girdiğimizde çok daha fazla bağıracak. Zaten hiç susmadı ki mübarek. Evet, baz istasyonu hemen karşımızda, görüyorsunuz üzerinde neler var neler. Ve felaket derecede bir radyasyon yiyoruz şu anda. Uzaklaştık. Ama yol boyunca antenlerin yönü bu taraflara geldiği için tabii ki kesilmez. Baz
istasyonlarının antenleri yol boyunca ayarlanmıştır. Yani boşluğa gitmez, yol boyunca verilir. Bakın burada kesildi. Ama 150 metre ileride bir baz istasyonumuz daha var. O gizlidir, ağaçların arasında gizli bildiğim kadarıyla. Şimdi oraya yaklaşınca yine ötmesi lazım. Evet, hemen şurada 50 metre solumuzda ve bas bas bağırmaya başladı. Onu da geçtik. Bakın nerelere kadar tesir ediyor. Şimdi buradan ara sokağa girelim. Burada hemen bir baz istasyonunun daha dibinden geçiyoruz. Burada ara sokakta da herhalde tesirli olacak. Çünkü sokağa yönlendirilmiş bir baz istasyonunun anteninin önünden geçtik. Bakın ara sokakta hemen hemen hiç fark etmedi. Hala yüksek düzeyde elektromanyetik radyasyon alıyoruz. Bunun sınır değeri Avrupa standartları, Türkiye'de buna uyuyor. Yarım miliwatt santimetre karenin üzerine geçtiğinde zararlı kabul ediliyor. Bakın burada aletimiz düştü, bunu koyalım. Tabii bu arada yayalar var her tarafta. Gördüğünüz gibi burada radyasyon kesildi. Caddeye 50 metre mesafedeyiz. Yaklaşıyoruz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ağaçlar elektromanyetik radyasyonu önemli ölçüde etkiliyor, önlüyor. Şimdi Bağdat Caddesi'ne geldik. Çok ama çok fazla radyasyon algılıyoruz. Kapatalım şimdi.